Dizde menisküs yırtıkları oldukça sık rastlanan bir patoloji. Her insanoğlunda dizlerde iki tane menisküs vardır, iç ve dış menisküs olarak. Bunlar daha çok hilal şeklindedir. Biraz O'ya yakın olmakla birlikte hilal şeklindedir. Dizdeki menisküslerin özelliği dize bir amortisman görevi sağlıyor olması ve dizin uyluk kemiği ile kaval kemiğinin arasındaki uyumu artırıyor olmasıdır. Yani olmazsa olmaz bir yapıdır aslında ve kendine ait özgü bir hareket dinamiği vardır. Bazen bunlarda yırtık olur. Yırtık niçin olur? Genellikle menisküsler makasa geldiği zaman, makas kuvvetlerine karşılaştığı zaman, yani uyluk kemiği ile kaval kemiğinin arasında sıkışıp da kaçamadığı zaman menisküsler yırtıklar oluşabilir. Yırtıklar kademe kademe tip tip değişir. Tip 1, tip 2, tip 3 diye kendi arasında gruplar ayrılır ama tip 1 ve tip 2'yi tam bir yırtık olarak kabul etmemek lazım. Bunlar daha çok kıkırdak menisküs aşınmasını gösterir. Yırtığa aday olduğunu gösterir ama bizim için önemli olanlar tip 3 yırtıkları. Tip 3 yırtıklar normal menisküsün bütünlüğünün bozulduğu, artık bir böyle normal bir kağıt parçası gibi düşünüyorum, bir kağıt parçası gibi yırtıldığı patolojiler. Böyle olduğu zaman dizimizde şiddetli ağrılar başlayabilir, kilitlenmeler, takılmalar başlayabilir, şişmeler başlayabilir. Bu normalde menisküslerde yırtıldığı zaman hastanın ilk hissedeceği bulgu daha çok başlangıçta bir ağrı, bazen de böyle akut yırtılmalarda bir ses hissi olabilir. Böyle bir şey hissettim diye söyler hasta bize. Menisküs yırtıldıktan sonra zaman içerisinde yırtık giderek büyür, camın çatlağı gibidir. Böyle normal masum olarak kalmaz genellikle. Ve büyüdükçe bu sefer mekanik sorunlar yapmaya başlar. Ağrıdan başka mekanik sorun yapmaya başlar. Dizimizde şişmeler başlar. Çünkü vücut onu iyileştirmeye çalışmak için sıvı salgılar. Sıvı salgıladıkça iyileştiremez tabii, büyük bir yırtık, bir mekanik bir yırtık olduğu için. Ve yavaş yavaş dizimizde kilitlenmeler başlar. İşte kilitlenmeler başladığı zaman artık bu menisküs yırtığı ciddi şekilde kıkırdaklara zarar veriyor demektir. Zaten öncesinde ufak ufak veriyor ama kilitlenme başladığı zaman dizim mekaniğinin artık iyice bozulduğu manasına gelmektedir. O durumda zaten hastalar o aşamadayken daha çok bize geliyorlar. Biz yaptığımız muayenede zaten yırtık olup olmadığını 3 aşağı 5 yukarı anlıyoruz. Üzerine bir de MR görüntüsü bunu desteklediğimiz zaman, gerekirse röntgenle çekerek yırtığın derecesini ortaya koyuyoruz. Yırtığın derecesini ortaya koyduktan sonra hastanın yaşına ve yırtığın tipine göre bir tedavi öneriyoruz. Bütün menisküs yırtıkları ameliyat olacak diye bir kural yok ama genellikle tip 3 yırtık olup mekanik semptomlar, mekanik bulgular yapmaya başlamışsa genelde bunlar ameliyatla sonuçlanıyor. Ameliyatlarda ne yapıyoruz? Genellikle ana prensibimiz menisküsü korumak yönündedir. Yani menisküsü koruyalım, dikelim yırtığı ve tamir edelim şeklindedir. Fakat bazı yırtıklar dikemeyecek kadar kötü, bazı yırtıklar da dikmeyecek kadar küçük bir parçası yırtıktır. Sadece küçük bir parçasını aldığımız zaman menisküs normal fonksiyonuna devam edecek gibidir. O durumda bu kararı ameliyatta zaten veriyoruz. Ameliyatta girdiğimiz zaman menisküs yırtığının özel dikim teknikleri var. Bunlar çok detayına girmeyeceğim ama menisküs yırtığını tamir ettikten sonra bazen tamirlerde kuvvetlensin diye işte kök hücredir, PRP'dir ilave yöntemlerde yapabiliyoruz ama İyi bir menisküs dikişi, yırtığın yerine göre de eğer kanlanan güzel bölgedeyse bu yırtıklar güzel sonuçta kaynayabiliyor. Fakat ameliyat sonrasındaki iyi bir rehabilitasyon dönemi geçirmek şartıyla genelde menisküs yırtığı için 6 haftalık bir dinlenme süresi, üzerine kontrollü bastırıyoruz ama bir menisküs yırtığının kaynama süresi 6 ila 9 aya kadar uzayabiliyor.